Yağız. Ne olursun delilik etmiş olma. Babamın hayatında, kendi hayatında yakma ne olur. Vallahi evden de çıkamıyorum. Ne yapacağım ben? Ya çok geç kaldıysam? Ya her şey için çok geçse? Yağız çoktan Kore'ye bir şey yaptıysa? Babamın da, Yağız'ın da hayatı mahvolur. Yaz. Hala nefes alabiliyorsan Eylül sayesinde. Yoksa şu ana kadar diri diri gömerdim ben seni. Sahip olduğunu, babasıyla tehdit ettiğini, Yaşar gelip seni öldürmeye çalışmadı mı? Melek'le aranızdaki iğrenç konuşmayı izledim. İkiniz de cezanızı çekeceksiniz. CD'ler de, deliller de elimde. Polise gidiyoruz Koray. Hapislerde çürüyeceksin. Niye bir şey çıkmadı? CD boş diyor. Boşmuş şükür. Raziye. CD boş diyor, ne oluyor? Anam ben nereden bileyim ya? Aa sen de çantanda olduğundan bile benim haberim yoktu böyle bir şeyin ya. Bir CD'dir tutturdun. Ama aşk olsun sana. Yani beni bile suçladın ya. Gördün işte. Melek de masummuş. O Saffet kandırmış kızı. Nermin. O CD, bu CD ise demek ki içinde hiçbir şey yok. Çok kırıldım sana. Çok. Çok kırıldım. Çok sağ ol Leyla'cığım. Hakkını nasıl öderim inan bilmiyorum. Ne demek Gül? Yeter ki kardeşinin başı beladan kurtulsun. Çocuklarının canı yanmasın. Al bu parayı da hemen ver. Tamam gönderirim. Çok teşekkür ederim Leyla'cığım. Vallahi en kısa zamanda ödeyeceğim borcumu. Konuştuğumuz gibi arazinin yarısını gider satın alırız. Kimsenin haberi olmaz. İnşallah. Ama sen bunu düşünme şimdi. Kardeşini bekletme. Endişelidir zaten şu an. Ver bu parayı da bir an önce borcunu ödesin. Tamam, çok teşekkür ederim Leyla. Ha Leyla. Efendim? Aramızda kalacak değil mi? Fırat duyarsa vallahi beni öldürür. Hele babaanne duyarsa vallahi biterim ben. Tamam, merak etme. Kimse duymaz. Sakın Mirza abime de söyleme. Vallahi konuştuğumuz gibi en kısa zamanda ödeyeceğim borcumu. Tamam Gül. Hadi hallet sen işini bir an önce. Ya bu arada kardeşinle de bir konuş bence. Ben tanımıyorum ama eğer herkesin dediği gibi biriyse dikkat etsin. Tehlikeli adamlarla iş yapmasın. Çocuklarını düşünsün. Tamam tamam gönderirim. Çok sağ ol. Ay vallahi içim hiç rahat değil Leyla. Kimseye söylemeyeceksin değil mi? Yani yok benden nefret etmelerini istiyorsan söyleyebilirsin tabii. Ya da Saadet babaannemin herkesin içinde beni rezil etmesini istiyorsan da söyleyebilirsin. Saçmalama Gül. Hiç öyle bir şey ister miyim? Bu bizim sırrımız. Merak etme. Hadi sen işini hallet bir an önce. Çok sağ ol Leyla'cığım. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Yolun sonuna geldin Koray. İçeride çürüyeceksin.
Ağam, ilçe emniyete mi? Aynen. Eylül'e yaptı onca şeyden sonra. Bu şerefse ne yaparsam yapayım, içim soğumayacak. Ama bir an önce polise götürelim şunu. Yoksa elimde kalacak. İyi düşünmüşsün ağam. Hapislerde çürüsün pislik herif. Ne olursun izle bu videoyu. Hiçbir şey yapma ne olur. Anneciğim. Evet evet para bende. Her şey konuştuğumuz gibi sen merak etme. Öyle güzel oynadım ki acıdı halime. Hemen gitti sattı arsanın yarısını. Hı. Ay yok anne, noterde çok sıra vardı da o yüzden birazcık geciktik. Ama sen hiç merak etme, şüphelenmedi bile. Hı hı. Artık bir tomar paramız var anneciğim. İstediğin bir şey varsa söyle, hemen alayım. İyi o zaman, alışverişe gidiyorum. Senin o beğendiğin çantanın iki renginden de alacağım. Ay yok anne ya, öyle sıkı tembihledim ki kimseye sesini çıkartamaz. Gözünü iyice korkuttum, sen hiç merak etme. Ama ya, Mirza abiye biraz üzüldüm tabii. Sonuçta adamın işini bozduk. Yani bizim yüzümüzden zarar edecek adam. Doğru söylüyorsun kız anne. Hayatı boyunca Leyla yüzünden zarar etmektense böylesi daha iyi oldu tabii. Ay anne, halini bir görecektin. Sen merak etme Gül. Ben kimseye söylemem Gül. Sen git kardeşine yardım et Gül. Ezik vallahi anne bu kız. İnşallah gün zamanında yetişir de kardeşiyle ailesinin başına bir şey gelmez. Geri dönüşüm tesisini kuruyoruz. Yan taraftaki arsayı almamız çok iyi oldu. Evet. İlk başta benim de içime sinmemişti. Ama sonra araştırınca Leyla'nın arsası bize yetmeyecekti. Ha bu arada sen Leyla'yla konuştun mu? Oğlum sen de bu konuşma işini amma taktın ya. Tamam konuşacağım. Hatta dur sen çok meraklısın ya. Güzel bir yerde bir rezervasyon yap bize. Sen hepten romantik oldun yalnız ha. Fırat gevezelik etme. Ne romantikliği oğlum saçmalama. Biz Leyla'nın arsasına iş yapıyoruz. Bu yemeği de öyle bir şey düşün yani. O zaman güzel manzaralı şık restoranta ne gerek var? Evde de söyleyebilirsin. Fırat dedim gevezelik etme. Sana söyleni yap sadece. Hadi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Vallahi sinirlenmene bakarsak durum ciddi. Ya sen kızı kıskanmıyorum diyorsun ama bayağı abayı yakmışsın yani. Fırat. Tamam, tamam sinirlenme. Raziye. Hay Allah aşkına. Madem bu CD boş. Melek niye Saffet'e verdi altınları o zaman? Ha? Bu adam neyle tehdit etti o zaman bu kızı? Ha yok. Yok ben duramayacağım. Gideceğim cezaevine. Bizzat ben konuşacağım Saffet'le. İşin aslı astarı neymiş öğreneceğim. Ya sen Allah aşkına nasıl gireceksin oraya? Akrabası değilsin, bir şeysi değilsin bu adamın. Raziye. Şirketin tonla avukatı var. Bir şekilde beni içeri sokarlar. Heh, en olmadı avukatı yollar, onunla sordururum. Benim Saffet'le konuşmam lazım. Saffet ne biliyor, Meleğe ne oldu öğreneceğim. Allah'ım bu kadın kararlı her şeyi öğrenirse Koray mahvolur. Ya Saffet Eylül'ü de biliyorsa, Nermin'in gerçek kızının Eylül olduğunu biliyorsa. Yok, yok ben dayanamayacağım gideceğim. Yok hanım bir yere gidemezsin, otur. Raziye, niye? Niye gitmeyeceğim? Ya ben bir şeyler biliyorum.
Daha sen üzülmeyesin diye söylememiştim. Melek bana bir şeyler anlattı. Ne anlattı Raziye, desene. Çok fena şeyler. Kız ne oldu, bir anlatsana. Saffet. Bu Saffet var ya, bu Saffet. Kısa zamanında tuzağa düşürmüş. Ona ilaç içirmiş. Onun da böyle açık saçık kızın böyle her şeyi ortada. İşte Anna onu böyle videoya çekmiş. Ya Melek'in mahrem görüntüleri varmış adamın elinde. Kızı da yıllardır bununla tehdit etmiş. Kızcağız seni bulunca tam kurtuldum bu adamdan demiş. Ama işe bak. Aha gene çıktı adam ortaya. Kesin bu CD'de işte o görüntüler var. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Hırs düşmanı. Gencecik kıza. Belli ki altınları vermezsen o görüntüleri herkese izletirim dedi. Hatta düğünde bütün millete izletirim dedi. Hatta cümle aleme izletirim bütün bu görüntüleri, internete koyarım dedi. Kızcağız da ne yapsın? Korkmuştur işte zavallıcık, utanmıştır. Allah'ım, ne günlere kaldık. Bunlar nasıl insanlar böyle Raziye? Anneciğim, bak bu kız senin kızın. Bu işi daha fazla kurcalayıp da kızını utandırma. Melek de Koray gibi sütten çıkmış ak kaşık. Allah için şimdi. Kız onları biz doğurduk. Kanları temiz bir kere çocuklarımız. Nasıl kötü olabilirler ya? Nermin'cim gel benim lafımı dinle. Sen de bu işi daha fazla kurcalama, tamam mı? Böylece kalsın bu iş, tamam mı? Yüzü arıyor ya. İnşallah bu yaptığımı öğrenmez. Efendim Mirza. Leyla, hazırlan. Yemeğe götüreceğim seni. Yemeğe mi? İkimiz, baş başa. Evet, hazırlan sen. Seni almaya geleceğim. Tamam, hemen görüşürüz. Kurtulduk, şimdi de Koray telefonunu açmıyor ya. Of. Anam, CD boştu. Yoksa dolusu Yağız'ın eline mi geçti? Öyleyse o zaman benim oğlumun başı derde girer. Ah be Koray. Ah be Koray oğlum, ben niye gönderdim sanki seni ya? Keşke gitmeseydin. Ah be çocuğum. Of, hadi aç şu telefonunu. Ama ben biliyordum bu Eylül oğlumun başına bir iş açacak. Biz eve gelin almadık ki, dert aldık, dert. Hadi be oğlum, hadi be güzel oğlum, aç şu telefonunu ya. Of, neredesin Koray ya, neredesin? Nasıl olmuş babaanne? Maşallah. Pek güzeliz. Prenses gibi olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Mirza Bey bayılacak. Çok güzel gözüküyorsun.
kim geldi? Oo, Leyla'cığım. Hayırdır? Nereye böyle? Ne bu hal? Ya Mirza aradı da baş başa yemek yiyelim dedi. Mirza abim, yemek. Durduk yere. Hayırdır inşallah? Nereden çıkmış ki bu yemek? Bilmem. Mirza aradı, o söyledi. He, Gül, sen bir baksana bu arada. Ben sana ayakkabıyla ilgili bir şey danışacaktım da. Peki. Müsaadenizle. Gidin bakalım kızlar, gidin. Ya Gül, merak ettim, ne yaptın? Parayı verdin mi kardeşine? Ay inanmıyorum Leyla ya. Daha parayı vereli 2 saat olmadı hemen derdine mi düştün? Aşk olsun, yoksa sen bana güvenmiyor musun? Ya yok, olur mu öyle şey? Sadece aklım kaldı. Kardeşim sana minnettar Leyla. Bunu mu duymak istiyorsun? Akşama kadar elini öpelim, teşekkür edelim. Bu mu derdin? Hayır Gülsüm, saçmalama. Gerçekten aklım takıldı, o yüzden sordum. Ya kardeşin, sonra o küçücük çocuklar, başları beladan kurtulsun diye dua ettim. Vallahi yanlış anlama, o yüzden söyledim. Tamam tamam, merak etme. Hallettim ben. Heh, Leyla, abim seni arabada bekliyor. Hazırsan geç. Tamam tamam, hemen geliyorum. Babaanne. Ben çıkıyorum. Güzel geçsin yemeğiniz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Gül sen Gül. Bu akşam son yemeğiniz olacak, haberi yok. Bekletmedim değil mi? Ya sen aradıktan sonra hemen hazırlandım aslında ama. Yok, bekletmedim. Bu koku ne? Yasemin. Yok onu demem, markası ne? Çok güzelmiş. Ciddi misin? Ya markası falan yok aslında. Kendim yaptım. Yasemin yağı aldım. Biraz ondan biraz bundan karıştırıp yaptım. Ya öyle marka falan alayım desen çok pahalı oluyor. Yazık günah. Anladım. Çok güzel olmuş. Günlerdir kıvranıyorum acılar içinde. Ama susmak zorundaydım. Kendim için değil, sizin için. Bazı günler güneş hiç doğmayacak sandım. Bazı geceler hiç bitmeyecek. Ama bak, bahar geldi işte. Yeniden yemyeşil oldu her yer. İçimde öyle bir güç var ki. O güç benim elimden tuttu, bana baharı getirdi. Onunla da aşk yazdım. Aşk. Şimdi senden tek bir şey isteyeceğim. O alçak Koray'la ilgili her ne öğrendiysen, ne olur onun yüzünden başını belaya sokma. Yalvarırım sana Yaz, yapma. O pisliği polise de götürme. Ben mahvolurum. Babam hapisten çıkamaz. Seni de kaybederim. Ben biliyorum. Gittin sandım. Ama sen benim yanımdaydın, biliyorum. Hem bak. Bak onlar da biliyor. Yaz. Ben seni... Ben de seni seviyorum sevgilim. Ben de seni seviyorum. Koray'ın sana neler yaptığını biliyorum. Ah ulan ah. Ulan benzin döküp yakılacak adamsın şerefsiz. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan seni. Bırak.
Berat, bir şey soracağım. Çocuklar, yemek hazır olana kadar ben odamdayım. Tamam babaanneciğim, yemek hazır olunca ben size haber veririm. Babaanneciğim, ilaçları odana bıraktım. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Fırat, nereden çıktı bu yemek? Neler oluyor? Anlat bakalım. Mirza abim ne dedi? Neyi kutluyorlar? Ya bir dur gülüm, kekimi yiyorum. Bırak şimdi keki falan, sonra yersin. Anlat bakayım, neler oluyor? Gizli bir şey yok. Babaannemin Leyla'ya verdiği arazi üzerinde geri dönüşüm tesisi kurmayı planlıyoruz. Leyla'ya bunu söyleyecek, önemli bir şey değil. Hem yandaki arsayı da aldık, makineleri de sipariş ettik. Leyla arsayı verince büyük bir atılım yapacağız. O kadar büyük bir proje yani ha? Tüh. Neden tüh? Arazi var, imkan var. Hem Leyla araziyi zaten verir. Verince de harika bir proje. Orası hiç belli olmaz. Neyse, sen de şunlarla karnını doyurma. Dolapta yemek var, ısıt onları iyi, hadi. Gülüm, sen ısıtsana, ben anlamam şimdi. Fırat, uzatma. Çıkar ısıt, hadi. Güzelmiş burası. Beğeneceğini biliyordum. Yemekten önce birazcık hava alalım dedim. Ya ben çok sevindim Mirza. Yani sen beni arayıp baş başa yemeğe çıkalım deyince kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor şu an. Bu yemek aslında bir kutlama yemeği. Öyle mi? Neyi kutluyoruz? Anlatacağım. Anlatacağım. Evet evet. Yemekteler şimdi. Mirza abim Leyla'dan o arsayı isteyecekmiş. Anne, bir şeyler yap. Mirza abime bir şekilde haber ulaştır. İdris Bey falan arayamaz mı? Hah, tamam. Vallahi anneciğim acele etsen iyi olur. Leyla çok sıkışık, Mirza abime konuşmadan Mirza abim haberi öğrensin. Leyla'nın arkasından iş çevirdiğini öğrensin. Tamam, tamam. Kapattım, hadi bay. Buraya sadece büyük kutlamalar için giderim ben. Peki neyi kutluyoruz şu an? Bugün şirket için büyük bir adım attık. Büyük bir girişimde bulunacağız. Tabii senin isteğin olursa. Yani senin rızan olmadan yapabileceğimiz bir şey değil. Nasıl yani? Şirket için çok büyük bir geri dönüşüm projesi başlattık. Çok büyük yatırım. Yani artık kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Tamam da benimle ne alakası var? Yani ben ne olursa olsun senin yanındayım. Babaanne böyle planlamadan haberi olmadığı için arsayı sana vermiş. Leyla, izin olursa ben o arsayı kullanmak istiyorum. Eylül. Annem. Eylül. Ben senin kızınım. Melek değil. Benim senin kızım. Ben. Eylül neler söylüyorsun kızım sen? Bak. Bak gözlerime. Bak gözlerimin içine bak. Anlayacaksın. Senin kızın benim. Melek değil benim. Eylül. Doğru mu bunlar? Gerçek mi söylüyorsun sen? Gerçek. Hepsi gerçek. Raziye'nin oyununa geldi. O her şeyi biliyordu. Başından beri hepsini biliyordu. Benim senin kızın olduğumu biliyordu. Sırf bu yüzden beni Koray'la evlendirmek istedi. Sen zenginsin diye. Sonra benim Yaz'a aşık olduğumu anlayınca Meleği buldu.
Meleği senin karşına kızım diye çıkardı. Ama senin kızın benim. Biliyordum, biliyor musun? Bunu ilk günden beri biliyordum. Senin o yüzünü gördüğüm zamandan beri, ilk karşıma çıktığından beri, güzel yüzünü gördüğüm günden beri biliyordum bunu. Eylül! Kızım! Affedebilecek misin beni? Affettim annem, affettim. Bu kötü günlerin hepsi bitti. Affettim ben seni. Ne olursun bana sahip çık. Ne olur beni yalnız bırakma, olur mu? Yaz'la birlikte olayım, hep birlikte yaşayalım, ne olur. Ben hep yanınızdayım yavrum. Artık hiç bırakmam. Bu kötü günler geride kaldı. Kızım. Bismillah. Bu neydi şimdi? Oy. Ay hayırlara vesile gitsin inşallah. Yani o arsayı sana babaannem verdi. İstediğin gibi kullanabilirsin. Bu arsa bizim için çok önemli. Hatta o arsa karşılığında sana başka bir arsa vereceğim. Söz veriyorum. Ha Leyla. Efendim? Aramızda kalacak değil mi? Fırat duyarsa vallahi beni öldürür. Hele babaanne duyarsa vallahi biterim ben. Leyla, merak etme. Seni asla zor durumda bırakmayacağım. Babaannemin verdiği arsadan daha güzelini ve daha büyüğünü vereceğim. Sana söz veriyorum. Yok. Gerek yok. Ya o arazinin benim için manevi değeri var. Saadet babaannemin hediyesi. Bir saniye. Alo. Efendim İdris. Çok önemliyse sonra konuşalım. Şu an meşgulüm. Neden arsanın yarısını sattın Leyla? Yaz ne olur. Ne olursun beni dinle. Dediklerimi dinle ne olur. Bak ona bir zarar verirsen eğer ben yaşayamam. Ona ne olduğu umurumda bile değil. Ama... Eğer onun yüzünden sen elini kana bularsan ben mahvolurum Yaz. Benim hayatım mahvolur. Beni bir daha kimsesiz bırakma ne olur. Yaz. Bak. Dilim. Biz o Koray denilen alçakla bir anlaşma yaptık. Babam mahkemeden çıkana kadar ben bu evde kalmayı kabul ettim. O da bunun karşılığında babamı kurtaracak oradan. Ama eğer bir şey yaparsan bunların hepsi mahvolacak. Yaz babam çok hasta. Hapiste kalmaya dayanamaz. Ne olur beni dinle. Onu polise de verme ne olur. Üzgünüm. Yapamam. Ben seninle evlenemem. Thank you.
Beyza, ben... O arsanın manevi değeri var diyordun, öyle mi? O yüzden mi satmak istemiyordun? Bana yalan söyledin Leyla. Mirza, sen nasıl, nereden öğrendin? Bana neden söylemedin hiçbir şey? Hı? Arsayı kime sattın? Ne yaptın? Paraya niye ihtiyacın vardı? Bana ne zaman anlatacaktın Leyla ya? Hı? Neden kafana göre iş yapıyorsun? Şu hale bak ya. Kezban Hanım ortada yok. Leyla Hanım da yok. Yine bütün iş bana kaldı. Alo anneciğim. Oh oh, iyi iyi. Desene ortalık fena karışacak. Ay inşallah anneciğim, inşallah. Bırak geliyor herhalde. Tamam tamam, ararım ben seni. Dön. Tamam tamam, şirkette buluşuruz. Ben şimdi çıkıyorum. Hı-hı. Hemen gelirim. Hayırdır Fırat? Nereye? Abime bir sürpriz yapacağım. Ne sürprizi? Onun da çok hoşuna gidecek bir yatırım yapacağım. Bir tek imzalar kaldı. Atıp geleceğim. Abimle konuştun mu? Bir şey dedi mi? Gül, ne bileyim ben. Karısıyla yemekteler. Sakın ağzından bir şey kaçırayım deme ha. Ona sürpriz olacak. Hadi ben kaçtım. Alo, İdris Bey. Lütfen şirkete gelir misiniz? Bir işimiz var. Tamam. Leyla, konuşsana. Neden susuyorsun? Bir şey söyle bana. Ha Leyla. Efendim? Aramızda kalacak değil mi? Fırat duyarsa vallahi beni öldürür. Hele babaanne duyarsa vallahi biterim ben. Leyla, susma, bir şey söyle bana. O arazinin yarısını neden sattın? Mirza, o arazi benim değil mi? Ben onu istediğim gibi... Evet, senin. Ben de senin kocanım. Attığın her adımdan haberim olması lazım. Sen ne yaptın? Hı? Arkamdan iş çevirdin Leyla. Ama Mirza, ben vallahi... Paraya ihtiyacın olduğunu söyleseydin ben sana yardım ederdim. Neden o arsanın yarısını sattın? Ben kendim için değil, bir arkadaşım için. Bir arkadaş? Polise vermezsek ne olacak ağam? Bunun yaptıkları yanına mı kalacak peki? Yaşar babanın mahkemesine bağlı. Elimiz kolumuz bağlı. Adam zaten hasta. Hapishane ona uygun değil. Yaşar babayı bir an önce oradan çıkarmamız gerekiyor. Ama ağam. Eylül böyleyse ne yapayım abi? Bu pisliği yabartmıyorsam, polise teslim etmiyorsam bu yüzden. Elim kolum bağlı. Pisliği polise teslim etmeyeceğim ama bunun cezasını ben vereceğim. Önce bir Yaşar babaya çıkaralım. Bu da belasını bir yerden bulacak. Ben Eylül'ü hapishaneden kurtaracağım abi. Hangi arkadaş bu? Babaannemin hediye ettiği arsayı satacak kadar önemli olan arkadaş kim? Ya Mirza, lütfen. Sana söyleyemem. Anla beni lütfen. Sattım işte, daha fazla üzerime gelme. Sen ne dedin farkında mısın Leyla? Hı? Ben o arsa için yatırım yaptım, yatırım. Makineler aldım. Ya iyi de ben bunları nereden bilebilirim? Keşke bana daha önceden söyleseydin. Ya ben nereden bilebilirdim senin arsayı satacağını? Ha? Hepsini satmadım ki. Yarısını sattım. Diğer yarısıyla sen istediğini yapabilirsin. Ya o arsayı büyütebilmek için yanındaki arsayı da satın aldım ben. Mirza, ben üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Leyla, yürü gidiyoruz. Nereye? Yürü. Arsayı kime sattıysan onu bulmaya gidiyoruz. Yürü. Ya ben nereden bulabilirim şimdi adamı? Düşün. Düşün, kime sattın? Bir tahmin et. Hı? Ya iyi de bende adamın telefon numarası bile yok. Emlakçı aradı beni. Funda Emlak. Ona sorayım, bekle. Tamam. Emlakçıyı ara. Çabuk. İyi günler Funda Hanım. İyi günler Funda Hanım. Ben Leyla'nın kocasıyım. Biz... Satılan arsanın sahibini arıyoruz. Siz satılırken yardımcı olmuşsunuz. Ne? 6 ay sonra mı? Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Ne dedi?
Adam Amerika'da yaşıyormuş. Yatırım amaçlı almış. Ve 6 aydan sonra gelecekmiş. Allah kahretsin. Mirza. Bak Leyla. Tam sana karşı ön yargılarımı kırıyordum. Sana güveniyordum. Tam bu kıza haksızlık ediyordum dedim. Ama sen ne yaptın? Hı? Sen ne yaptın? Her şeyi mahvettin. Ne desen haklısın. Ya ama şu an ne yapabilirim? Leyla, sen arkadaşına yardım edeyim derken beni bitirdiğin farkında mısın? Kim bu arkadaş? Niçin bu kadar önemli? Ben sana söyleyeyim. Kadir mi? Ya bu ne demek ya? Ne demek? İdris, sen ne dediğinin farkında mısın? Yani ben bu şirkette etkisiz elemanıyım. Olmasam da olur mu yani? Mirza Bey size söyledi sanıyordum efendim ben. Hiçbir şey söylemedim. Abim benim arkamdan iş çevirdi. Babaannem için ve torunları için de kimin daha değerli olduğunu görmüş oldum. Ya bunu benim dışında nasıl tutarlar ya? Fırat Bey, isterseniz bunu bir ailenizle konuşun. Ya ne ailesi İdris? Beni yok sayar ailem mi? Kenara atar ailem mi? Fırat Bey, üzgünüm. Ne diyorsun sen Mirza, ne Kadir'i? Bak Leyla, çocukluk arkadaşlarım birer birer ortaya çıkmaya başladı. Mirza, ben... Hala arkamdan iş çeviriyorsun. Ya yeter artık Mirza, yeter. Yetmez Leyla. Sen yalancısın. Hiçbir şey hak etmiyorsun. Ben bunu anladım. Ya böyle konuşma lütfen. Bak Leyla, daha Kadir bitmeden başka çocukluk arkadaşların ortaya çıkmaya başladı. Arkadaşların bu kadar değerliyse sana hayatta başarılar. Mirza dur, gitme. Gülsüm. Gülsüm mü? Ben o arazinin yarısını Gülsüm için sattım. Kardeşi zor durumdaydı. Anne, benim senin kızım, ben Melek değil. Eylül benim kızımmış. Olacak iş mi? Melek? Ben. Bu da bana Allah'ın bir cezası herhalde. Yıllardır ayrı kaldım. Uğruna gözyaşı döktüğüm kızımı gördüğümde zaman durur. Yer ayağımın altından kayar sanıyordum Raziye. Hele bir gün aynı evde yaşayacağımızı düşündükçe nefesim kesilirdi. Ama öyle olmadı. Allah gönlümü serin sulara boğdu Raziye. Hak ettim ben bunu. Hak ettim. Aa bir dur. Kendin dedin az önce dün bir bugün iki diye. Öz kızın senin, o canından bir parça. Elbet kanın kaynayacak. İşte. İnsanoğlu nankör demek ki. Her şey tam olsun istiyor. Birden kanım kaynasın istiyorum. O Eylül'ü bile gördüğümde nasıl içim ısınmıştı. Dedektifi arayayım bugün. Melek benim gerçek kızım mı değil mi? Öğrenmem lazım. Koydum gene telefonu bir yere, ara ara da bul. Ya Mirza dur ne olur. Yalvarırım Gülsüm'e bir şey söyleme. Ben ona söz verdim. Sen bana da söz verdin Leyla. Arkamdan iş çevirmeyeceğini, bana bir daha asla yalan söylemeyeceğini söz verdin. Ama sözünü tutamadın. O yüzden Gül'e verdiğin söz benim umurumda değil. Babaanneciğim. Efendim evladım. Yemek hazır. İstersen hemen sofrayı kurabilirim. Yok. Limonlu su iyi geldi. Ben idare ederim. Fırat'ı bekleyelim. Ayıp olur.
Peki, tamam. Gül! Bana bak, ben Koray'ı aramaya gidiyorum kahveye. Ben yokken seni arayacak olursa eğer, beni hemen haberdar et, tamam mı? Allah'ım, yaz ne olursun kötü bir şey yapmış olma ne olur. Demirci mi? Koray Demirci işte. De, sen adını nereden biliyorsun benim oğlanımın? Tutuklu Saffet Kasırga'nın vermiş olduğu ifadeye göre karakola götüreceğim. Ne karakola ya? Buyurun Koray Bey, sizi aracı alayım. Ama benim oğlanım. Sen nasıl benim karımın arazisini satmasını istersin? Nasıl karımdan benden gizli iş yapmasını istersin? Ben senin kardeşine yardım etmedim mi? Bu son damlaydı. Sen benim karımı nasıl kullanırsın ya? Ya Mirza abi ne olur bir dinle. Gülsüm, sen ne yaptın evladım? Babaanne ben gerçekten özür dilerim. Gülsüm, bana cevap ver. Kızacağımı bile bile neden karımı kullanıp arsasını satmasını istedin? Parasını aldın. Neden? Mirza abi bak ben... Gülsüm, neden? Neden dedim sana? Gülsüm, ben sabah sana ne dedim? Hı? Kardeşine hiçbir şey yapmayacaksın. Bu sefer para göndermeyeceksin demedim mi evladım? Ya lütfen bir dinleyin. Kardeşim çok zor durumdaydı, ölebilirdi. Leyla niye söyledin? Tabii ki bana söyleyecek. Leyla benim karım. Geç bile kalmış. En başında söyleyecekti. Ama seni korumak için... benimle arasının bozulmasını göze aldı. Sana söyleme demedim mi? Ben sana güvendim. Sana söyleme dedim. Zamanı geldiğinde her şeyi söyleyecektim. Neyi söyleyecekti? Niye? Abi! Karımdan uzak dur.
gelmeden senin için bulduğum son bu partiyi bu. Ama bak sana söz. Bahar geldiği zaman sana yüzlerce papatyayla geleceğim. Sonra bizim baharımız başlayacak. Bir de asla bitmeyecek. Artık sevgilim, bu kabus bitti. Sana güzel haberi ben vereceğim. Fırat, sen ne söylüyorsun? Karının yaptıklarından haberin var mı senin? Ne yaparsa yapsın, karımla bu şekilde konuşamazsın. Karın, Leyla'nın arsasının yarısını satmış. Kardeşi için. Yaptığımız bütün yatırımlar boşa çıktı. Bundan haberin var mı? Umurumda değil. Gül niye böyle yaptı biliyor musun? Çünkü senin hışmından korktu. Çünkü sen onu korkuttun, sindirdin. Hepimize yaptığın gibi. Senden izin almadan adım atamaz hale geldik. Senin hışmından korktuğumuz için yaşayamaz hale geldik. Oğlum! Abinle doğru konuş. Yeter artık babaanne. Sürekli abimi savunup beni içe saymandan bıktım. Fırat, kendine gel. Ben gayet kendimdeyim abi. Hatta o kadar eminim ki bugün bir aydınlanma yaşadım. Şirkette hiçbir söz hakkım olmadığını öğrendim. Babaannemle bir olup kendi başınıza kararlar almışsınız. Bütün yetki senin üzerine geçmiş. Evet doğru. Aldığım bütün kararlar sizi düşünerek alıyorum ben. Madem öyle, madem bizim iyiliğimizi düşündün, bu yetki devrini benden neden sakladın? Abi benim arkamdan neden gizli iş çevirdin? Oğlum ben senden bir şey saklamadım. Bu kadar takacağını bilmiyordum. Çünkü sen hep kendini düşündün. Çünkü sen hep doğrusunu bilirsin. Çünkü sen daha önemlisin. Biz de senin emrindeki askerleriniz. Gel dersen geliriz, git dersen gideriz. Ya ben kendimi geçtim. Karım bile senden Azrail gibi korkuyor. Bu nasıl bir şey ya? Fırat! O korku değil, saygı. Baban öldüğünden beri, gencecik yaşından itibaren bu çocuk sizin iyiliğiniz için çalışıyor. Kendi bencil dünyasında öyle. O yüzden bizi kukla gibi oynatıyor. Oğlum sen ne dolmuşsun ya? Evet, doldum. Ve bu yaptığınla bardağı taşıran son damla oldu. Yeter artık yeter. Ben Mirza Bey'in krallığında bir piyon olmaktan bıktım. Bundan sonra öyle yağma yok abi. Oğlum bak laflarına dikkat et. Emredersin komutanım. Bak kendimi zor tutuyorum. İşte ben de bunun olmasından korkuyordum. Ben... Gül, bu olayda suçlu sensin. Leyla'nın hiçbir suçu yok. Allah benim belamı versin ya. Ya ben sadece kardeşimi korumak için yemin ederim Mirza abi bak dinle. Gül! Yeter artık özür falan dilemeyeceksin. Senin hiçbir suçun yok. Sen abimden korktuğun için kardeşinle olanları benden bile sakladın. Hepsi abinin öfkesi ve kibri yüzünden oldu. Fırat, beni zorluyorsun. Zorlarsan ne olacak abi ha? Beni mi döveceksin? Hadi vur, vur, vursana. Belki rahatlarsın. Yeter! Yeter artık be! Yeter! Bu evde böyle kavga edemezsiniz. Evin ne beti kalır ne bereketi. Ama belli ki hiçbirinizin umurunda değil. Burası sadece bir ev değil. Burası sadece bir bina da değil. Burası sizin yuvanız. Bir yerin yuva olması için içinde aile olması lazım. Aile.
birbiriyle böyle konuşanlardan da aile olmaz. Aile bu mu babaanne? Bir torununu kenara itip bir torununu göklere çıkartarak. Fırat! Sus. Dönülmez yoldasın. Sus. Oğlum, ben sana sormadan ne zaman bir karar aldım lan? Hı? Bu sadece bir formülite. İşler hızlı gitsin diye. Her şeyi sen mahvettin. Niye söyledin ha? Niye? Evimizi dağıttın, yuvamızı yıktın. Gül. Yeter. Leyla'nın bir suçu yok. Gül'le ben suçluyuz öyle mi? Senin de karının da bir suçu yok. Abi sen kendinden başkasını düşünmeyen, sevmeyen bir adamsın. Karını bile. Fırat! Hadi vur, vursana. Yapmadığın bir tek oku almıştı zaten. Fırat bak. Sus kardeşim. Sus. Yalanların ortaya çıkacak diye bana bir şey söylemedin değil mi? Fırat. Bu adam seninle neden evlendi biliyor musun? Fırat! Sus. Kurban olayım sus. Babaannem istedi. Ben düğün dernek istemem. Hepsi koca bir yalan. Fırat yeter oğlum bak sus. Yetmez. Leyla da görsün gerçek yüzünü. Oğlum ne yapıyorsun sen? Sen hepimizi yıkıp geçiyorsun ya şimdi sıra bende. Leyla al. Tarihe bak lütfen evlendiğiniz gün. 17. maddeye bak. Yüksek sesle oku da hepimiz duyalım. Hisselerimin devri karşılığında torunum Mirza Ateşoğlu'nun Leyla Yılmaz'la 2 yıl boyunca evli kalması gerekmektedir. Babaanne, bu muydu Mirza ile aramızdaki bağ? Leyla, ben... Tabii ki benimle anlaşma yüzünden evlenecektin Mirza. Bana aşık olacak değildin ya.